Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kağan, Muğla Türk'e özel açıklamalar yaptı. Muğla Türk imtiyaz sahibi Serap Ülke Özdemir'in sorularını yanıtlayan Kağan şu açıklamalarda bulundu. Evet, öncelikle tabii ki Muğla'nın güzel bir ilçesi Fethiye'de olmakta mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Müsiat ailesine daha önce temsilcilik olarak vermiş olduğumuz Fethiye'de bugün şubemizi açtık. Bizim için tabii mutluluk verici bir olay. Muğla'yı biz özellikle müsiat olarak önemsiyoruz, il olarak önemsiyoruz. Çünkü İstanbul'dan sonra dünyada en çok bilinen il Muğla. Ama Muğla neleriyle biliniyor? İlçeleriyle biliniyor. İşte Fethiye bunun en güzel ilçelerinden bir tanesi. İşte Marmaris'tir, Dalaman'dır, Bodrum'dur. Bunlarla biliniyor. Biz Fethiye'yi ne için seçtik? Tabii ki biz müsiat ailesi olarak 18 sektörde faaliyet gösteriyor üyelerimiz. Yaklaşık 11 bine yakın üyemiz var. 60 bine yakın firmayı temsil ediyoruz. Ve dünya genelinde de çok ciddi bir dünyanın en yaygın ve en etkin sivil toplum kuruluşuyuz. Şu anda 74 ülkede 198 irtibat noktamız var dünya genelinde. Şimdi böyle bir coğrafyanın yani interlantın içinde olan bir gruba biz Fethiye'yi de bağlamış olduk bugün. O bakımdan Fethiye seçmemizin bir nedeni de tarım ve turizm ilçe olarak gözüküyor ama bir il gibi dinamiklere sahip bir ilçemiz. O bakımdan biz burada inşallah özellikle tarım ve turizm potansiyelini daha da arttırıp bölgeyi daha çok dünyaya tanıtarak burayı kalkındırmak, daha fazla kalkındırmak istiyoruz. Çünkü ülkemizi seviyoruz. Biz dünyada özellikle birçok ülke aynı coğrafyada Akdeniz'de bulunduğumuz İtalya, İspanya, hatta Fransa, bunlara baktığımız zaman Yunanistan hemen komşumuz, hepsi ekonomik olarak çöküş içindeler. Onun için biz daha güçlü bir ülkeyiz. Daha çok imkanlarımız var. O bakımdan Fethiye'nin koyları çok güzel. Dünyada eşsiz koylara sahip. Ondan sonra işte Babadağ gibi farklı spor dallarına da hizmet eden yanları var. Dünyanın en güzel beldelerinden bir tanesindeyiz. Ama burayı aynı zamanda tabii büyütürken de burada ekonomik ihtiyaçlar oluyor. Tarımsal ihtiyaçlar oluyor. Turizmdeki ihtiyaçlar oluyor. Bunları da yerelden temin etmemiz lazım. Yani bir tarafta kalkınmayı sağlarken diğer tarafta üretimi unutmayalım. O bakımdan üretimi de orada arttırıp ilçelerimizi her yönüyle geliştirmemiz lazım. Çünkü ithalat yaparsak bu sefer döviz fiyatlarını arttırmış oluyoruz. Onun için biz komple makro bakıyoruz bu tür işlere. Türkiye'nin her tarafında yerelde insanımız büyüsün, gelişsin, göç olmasın. Aynı zamanda kendi kendimize yeter bir ülke olalım. Bunun için uğraşıyoruz. Ben de Kemal Bey başta olmak üzere şubemizin kuruluşunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey de bu konuda bayağı ekibiyle çalıştı. Tufan Grup olarak da aynı zamanda çok ciddi şeyler oldu, katkıları oldu. Ben kendisine de burada çok teşekkür ediyorum. Ve Fethiye'ye hayırlı olsun müsiat diyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Fethiye için ama bölgemiz olarak baktığımız zaman Karşı Kalkan ve hangi kesimdeki ilçelerimizi kapsayacak şubemiz? Seydi Kemer, Karşı Kalkan, bir miktar Ortaca, Dalaman'ı kapsayan, tabii ki Fethiye'nin genelini kapsayacak. Tüm alanlarda yani 18 sektör kurulunun tamamındaki üyeleri kapsayacak. Bunun yanında hizmet sektörü de var bizde. Burada yani doktorlardan, avukatlardan bunları da tabii ki biz bünyemize alıyoruz. Çünkü danışmanlık sektör kurulumuz var. Çünkü bir iş adamına danışman olarak gayrimenkul danışmanına ihtiyacı var, finans danışmanına ihtiyacı var, hukuk danışmanına ihtiyacı var, eğitim danışmanına. Bunların tamamı da bizde var. O bakımdan sadece sanayici olarak bakmayın. Diğer alanlarda da çalışma yapıyoruz. Ve güzel şeyler çıkaracağımızı ümit ediyorum. Çünkü bir de müsiatın bir görevi de aynı zamanda yerelin isteklerini, arzularını ve yapılması gerekenleri de bizi yönetenlere aktarma konusunda da bir şeyimiz var, rolümüz de var. Onun için gerektiği zaman bir kanun yapılması durumunda da bu konuda da çalışmalarda
yapabilecek bir güçteyiz. Bu da demek ki sevgili izleyicilerimize de bunu paylaşmak istiyoruz. Çünkü Fethiye'nin kalkınması ve bölgenin kalkınması için ve yapılacak olan projeler için Sayın Başkanımızın size ileteceği ve talepleri çok fazla olacak gözüküyor. Evet.